cümle türledi. İyi dinleyelim. Anlaşılmayan her noktada direkt durdurabilirsiniz. Ben. Tamam mı arkadaşlar? Cümle türleri bildirdikleri anlama göre cümleler. Haber cümleleri. Haber cümleleri haber kipleriyle çekimlenen cümlelerdir. Haber kiplerimiz vardı. Hatırlayın hani. Haber bildirme kipleri. Şimdiki zaman kipekleri yor, mekta, makta. İşte gelecek zaman ece, kacak. Geniş zaman re, ar, er. Öğrenilen geçmiş zaman, değil geçmiş zaman vesaire. Yani haber kipleriyle çekimlenen cümlelere haber cümleleri diyoruz. Yani haber cümlelerinin yükleminde haber kipi oluyor. Okuyucuyu bilgilendirmek amacı taşıyan cümlelerdir. Herhangi bir kavram, kişi, eşya, olay, görünüş vesairenin ne olduğu, nasıl olduğu açıklanır. Bu cümlelerde dil çoğunlukla göndergesel işlevde kullanılır. Ufak şunu da bir açıklayayım. Dilin göndergesel işlevde kullanılması ne demek? Nesnel bir bilginin karşı tarafa öğretilmesi amacıyla aktarılmasıdır. Mesela ben size diyorum ki Türkçe'de diyorum isimlerden önce gelerek onları niteleyen sözcük türü ve sıfat denir diyorum. Şu anda ben dili göndergesel işlevde kullandım. Benim amacım nesnel olan bir bilgiyi size öğretmekti. Dilin göndergesel işlevde kullanılması bu demek. Yazar metne kendi duygularını katmışsa, yani nesnel bir durum, öznel bir tutumla anlatılmışsa, heyecana bağlı işlevden de yararlanılmıştır. Genellikle ders kitapları, gazete ve dergi yazıları, televizyon ve radyo haberleri gibi öğretici metinlerde haber cümleleri kullanılır arkadaşlar. Öznel veya nesnel olabilir. Zaten bakın şurada dil çoğunlukla göndergesel işlevde kullanılır dedik. Her zaman demedik. Burada da bazen dil heyecana bağlı işlemle kullanılır. Yani haber cümleleri öznel de olabiliyor, nesnel de olabiliyor. Çoğunlukla nesneldir. Haber cümlelerinde verilen bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Siz şunu unutmayacaksınız. Bildirdikleri anlama göre cümlelerden haber cümlesi ne demek dendiğinde haber cümlelerinin yükleme haber kiplerinden bir tanesiyle çekimlenir. Mesela hırsızlar kuyumcuyu soymak için günler öncesinden plan yapmış arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zaman haber kipi. Bundan sonra senden hiçbir şey istemeyeceğim yüklem, ecek, gelecek zaman kipi ki var. Yükleminde haber kipi varsa haber cümlesidir. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı, bilinen geçmiş zaman kipi ki. Bakanlar kurulu yarın toplanacak. Acak gelecek zaman kipi ki. Haber cümlelerinde yüklemler haber kiplerinden biriyle çekimlenir. Bunu unutmayacaksınız. Dilek ve istek cümleleri. Hani kipekleri ikiye ayrılırdı. Bir haber kipleri, biraz önce söylediklerim. İki, dilek tasarlama kipleri vardı. Gereklilik kipi, emir kipi, istek kipi, şart kipi. İşte şimdi de cümleler, dilek istek cümlelerinde cümleler, cümlelerin yüklemi, gereklilik kipi, emir kipi, şart kipi, istek kipiyle çekimlenecek. Ne olacak? Anlamına göre dilek istek cümleleri olacak. Eylemlerle ilgili gerçekleşmesi mümkün olsun olmasın. Bir niyet, dileme, isteme anlamı veren cümlelerdir. Dilek istek cümlelerinin yüklemi dilek yani tasarlama kiplerinden biri ile çekimlenir. Bunu unutmaman lazım. Bu cümleler bir haber değeri taşımadığından, doğruluk şartı aranmadığından özneldir. Bundan daha önemli olan şu. Bu akşam Boğaz'da yemek yemeye gidelim cümlesi dilek istek cümlesidir. Neden? Çünkü yüklemde istek gibi var. Misafirler gelmeden her şey hazır olmalı. Hazır olmalı yüklem. Yüklem malı, gereklilik kipiyle çekimlenmiş. Sonucunun ne olacağını düşünmeden hep doğruyu söyle. Söyle yüklem, emir kipiyle çekimlenmiş. Kar yağsa da kayak yapmaya gitsek cümlesi şart kipini kullanmış ama istek anlamı veriyor. Nedir anlamına göre? İstek cümlesi.
Neden bunlar istek cümlesi? Bu cümlelerin yükleminde istek anlamı var ve tasarlama istek tiplerinden biriyle şekillenmiş. Bakın şimdi arkadaşlar, haber cümlelerine örnek. Yaz tatillerinde babasının yanında çalışmış, öğrenilen geçmiş zaman kipeki, haber, zaman veriyor, zaman bildiriyor, haber kipe. Çalıştı, bilinen geçmiş zaman kipeki, haber cümlesi. Çalışır, ır, geniş zaman kipeki, haber cümlesi. Çalışıyor, yor, şimdiki zaman kipeki, haber cümlesi. Çalışacak, acak, gelecek zaman kipeki, haber cümlesi. Haber cümlelerinde yüklemler zaman bildiren haber kipleriyle çekimlenir. Dilek istek cümlelerinde ise tasarlama dilek kipleriyle çekimlenir yüklemler. Çalışmalı, gereklilik kipiyle çekimlenmiş. Çalışsa, şart kipiyle çekimlenmiş. Çalışayım, istek kipiyle çekimlenmiş. Çalış, emir kipiyle çekimlenmiş. Haber cümleleri ve dilek istek cümleleri anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi iki tane cümle vermiş. Bu cümlelerde yüklemler ek fiilin geniş zamanı ve hikayesiyle çekimlenmiştir. Cümlelere dikkat edildiğinde birer haber cümlesi işlevi taşıdıkları görülecektir. Dolayısıyla isim cümlelerinin haber cümlesi olma niteliği de vardır. Yani yükleme isim olan cümlelere isim cümlesi denir. İsim cümlelerinin de haber cümlesi özelliğinde olabileceğini unutmamalıyız. Feyza sınıfın en çalışkan öğrencisidir. Sınıfın en çalışkan öğrencisidir yüklem. Çünkü belirtili isim tamlaması ve buradaki dir ek fiilin geniş zamanıdır arkadaşlar. Bu sabah durak çok kalabalık idi. Kalabalıktı yüklem. Kalabalık idi. İdiye biz hikaye diyorduk. Ek fiilin hikayesi diyorduk. Şimdi bu iki cümlede ek fiil idi. Ek fiildir. İki ismi cümlede yüklem yapmış ve cümlenin anlamlarına baktığımızda her ikisi de haber niteliğinde, yani haber cümlesi niteliğinde. Yani isim cümlelerinin bazıları da haber cümlesi olabiliyor. Evet, bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi haber cümlesi değildir? Şıkları ben çok konuşmayayım. Siz içinizden okuyun sessiz bir şekilde. Ve bana cevaplarınızı tek tek söyleyin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi haber cümlesi değildir? Evet. İlk önce haber cümlelerine bulun. Haber cümlelerinde yüklem haber kiplerinden biri ile çekimlenir. Mesela ders çalışıyoruz haber cümlesidir. Çünkü çalışmak fiili yor şimdiki zaman haber kipiyle şekillenmiştir. Ders çalışsak bu haber cümlesi değildir. Çünkü şart kipiyle şekillenmiştir. Sa ile. Evet, bir saniye, şunu şöyle yapalım. Müge, sence cevap ne? Bilemedim hocam. Peki biraz önce anlattıklarımdan anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. O zaman bunu direkt bilmeniz lazım. Berra'cığım, sence cevap ne? Hocam bir saniye düşünüyorum. Tamam. Bir tanesini söylemek istiyorum ben, aklınıza gelsin diye. Belli ki bu eski gecekondu uzun zamandır tamir görmemişti. Şimdi bu cümlenin yüklemi görmemişti. Haber cümlesi mi, istek cümlesi mi? Görmemişti. Buradaki miş öğrenilen geçmiş zaman kipeki. Yani hocam, haber kipi. O zaman haber cümlesi. Hocam. Efendim, Emir. A mı? Evet hocam, A mı? Aferin. Neden A? Bakın, A şıkkındaki cümle kötü alışkanlıklardan kurtulmak için çaba harcamalıyız. Harcamak fiiline malı, gereklilik kipi gelmiş. Gereklilik kipi, emir kipi, şart kipi, istek kipi. Bunlar dilek tasarlama kipiydi değil mi?
A seçeneğindeki cümle dilek tasarlama kişilerinden biri ile çekimlendiği için dilek istek cümlesidir. Ama B'de, şu A'yı şöyle çizeyim. Ama B'de topladığı bilinen geçmiş zaman haber kipi. Görmedim diye bilinen geçmiş zaman haber kipi. Girdi diye bilinen geçmiş zaman haber kipi. Görmemiştimmiş öğrenilen geçmiş zaman haber kipi. B, C, D, E'de yüklemler haber kipiyle çekimlendiği için haber cümlesi. A seçeneğindeki yüklem tasarlama kipiyle çekimlendiği için dilek istek cümlesidir. Aferin. Evet. Haber ve dilek cümlelerinde soru. Bir işin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek, bir konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak, söylediklerini doğrulatmak gibi amaçlarla kurulan cümlelerdir. Bu cümlelere gerçek soru cümleleri denir. Gerçek soru cümlelerinde amaç cevap almaktır. Bir de sözde soru cümlesi vardır. Sözde soru cümlelerinde cevap alma amacı yoktur. Gerçek soru cümlelerinin sonuna da, sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti konur. Şimdi size gerçek soru cümlesi kuracağım. Mesela, gençler ödevlerinizi yaptınız mı? Evet hocam, hayır hocam. Bak cevap bekliyorum sizden, değil mi? Peki, diyelim şimdi biz okuldayız, iyi dinlesin. Diyelim ki Tosi geldi. Benim sevdiğim bir köpek var. Tosi geldi. Size ben dedim ki arkadaşlar böyle güzel bir köpek sevilmez mi hiç dedim. Siz evet hocam sevilir, hayır hocam sevilmez demeniz için değil. Sizden bir cevap beklediğim için değil. Kendi kendime söyleyeceğimi pekiştirme amacıyla soru cümlesi kurdum. Arkadaşlar böyle tatlı bir köpek sevilmez mi? Derken sözde soru cümlesi kurdum. Tamam mı? Ama yiyip Tosi'ye mama verdin mi dediğimde gerçek soru cümlesi kurdum. Evet hocam verdim, hayır hocam vermedim. Gerçek soru cümlelerinde sağ olasın, Allah razı olsun. Gerçek soru cümlelerinde cevap alma beklenir. Sözde soru cümlelerinde cevap alma beklenmez. Böyle güzel havada dışarı çıkılmaz mı hiç? Sözde soru cümlesi. Bugün sinemaya gidelim mi? Gerçek soru cümlesi. Cümleye soru anlamı veren unsurlar soru eki veya soru sözcükleridir. Gerçek soru cümleleri cümlenin bir ögesini öğrenmek için düzenlenir. Mesela kim geldi? Neşe. Özne öğrenilmek isteniliyor. Değil mi bu cümlede? Buraya nasıl geldiniz? Arabayla. Zarf cümlecini öğrenmek için gerçek soru cümlesi kurdum. Kumandayı nereye koydunuz? Dolaba. Dolaylı cümleci öğrenmek için gerçek soru cümlesi kurdum. Hangi gömleği beğendin? Kırmızıyı, belirtili nesneyi öğrenmek için gerçek soru cümlesi kurdum. Yükleme kim diye sorduğumda özneyi, nasıl diye sorduğumda zarf cümleci, nereye diye sorduğumda dolaylı cümleci, hangi diye sorduğumda, hangisi diye sorduğumda belirtili nesneyi kurdum. Gerçek soru cümlelerinde cümlesi kurduğumda cümlenin bir ögesini öğrenmek için de gerçek soru cümlesi kurarım. Soru anlamı bazen de vurguyla sağlanır arkadaşlar. Vurguyla. Adınız nedir demem. Adınız derim. Neşe. Buyurun mesela. Burada soru anlamları vurguyla sağlanmıştır. Soru ekleriyle öbekleşmiş aynı yükleme bağlı unsurların arasına virgül konup cümlenin sonuna soru işareti konur. Buna uyarı deyin. Videoyu bir daha izlerseniz ki izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu bilgiye uyarı deyin, sakın unutmayın. Soru ekleriyle kalıplaşmış aynı yükleme bağlı unsurların arasına soru işareti değil, virgül konur arkadaşlar. Malına mı, virgül, tahsiline mi, virgül, çevresine mi, virgül, neyine güveniyor, soru işareti. Soru cümlesi bu. Ve öbekleşmiş soru ekleri, mı, mi. Bunların arasında ben çünkü bu mı soru edatları aynı yükleme bağlı. Aralarına ben virgül koyarım. Soru işareti değil. Cümlenin sonuna soru işareti koyarım. Kimi soru cümlelerinde soru anlamından çok başka anlamlar ön plandadır. Böyle cümlelere sözde soru cümlesi denir. Sözde soru cümlesinde amaç cevap almak değildir.
Niye özür dileyecekmişim? Sözde soru cümlesi. Reddetme anlamı veriyor. Bak, amaç cevap almak değil. Böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Kınama, şaşırma anlamı veriyor. Şimdi bir kahve yapsaydın fena mı olurdu? İsteme anlamı. Bunların lafı mı olur? Önemsememe. Bir çay daha alabilir miyim? Rica. Hani bu akşam erken gelecektin? Sitem. Ne kadar güzel değil mi? Onaylatma. Sözde soru cümlesinde, cümlede soru anlamından ziyade başka anlamları ön planlıdır ve sözde soru cümlelerinde cevap alma amacı taşınmaz. Ama gerçek soru cümlelerinin sonuna da, sözde soru cümlelerinin sonuna da her zaman soru işareti konur. Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesidir? Okuyun bakalım içinizden. C mi hocam? Herkesten bir cevap alayım. Şimdi bilerek doğru yanlış bir şey demiyorum. Herkesin bir sesini duymak istiyorum. Başka? Cevap vermek isteyen? Hocam B mi? Aynen, Bursa gibime geliyor bana da. Zirveye tırmanan dağcılar neden geri dönmedi? Yıllar sonra o kasabaya döneceğini nereden bilebilirdi? İyi düşünün. C hocam, C. Evet hocam, C olabilir mi? Evet, tabii ki cevabımız C. Yıllar sonra o kasabaya döneceğimi nereden bilebilirdim? C seçeneğinde kullanılan cümlede soru, karşıdakinden cevap almak amacıyla sorulmamıştır. Cümlede bir duruma şaşırma anlamı vardır. Bu durumda cümle gerçek soru cümlesi değil, sözde soru cümlesidir. Aferin arkadaşlar. Bir soru daha. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, karşıdakinden cevap almak kastıyla sorulmuştur? Yani gerçek soru cümlesidir diyor. Hangisi? Gerçek soru cümlesidir. E mi hocam? E. Evet. E hocam. E. Bakalım. Aferin. Cevap E. A seçeneğinde küçültme. Evet. B seçeneğinde onaylatma. C seçeneğinde şaşırma. D seçeneğinde azarlama anlamı vardır. Bunlar sözde soru cümleleridir. E seçeneğinde soru gerçekten karşı taraftan bir cevap almak kastıyla sorulmuştur. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Cevap verdim değil mi? Aferin. Cevabımız E. Güzel. Evet, şimdi gelelim arkadaşlarım. Haber ve dilek cümlelerinde olumluluk ve olumsuzluk konusuna. Olumlu cümle, yüklemi yapma, olma anlamı taşıyan cümlelerdir. Fiil cümleleri yapma anlamı verir, isim cümleleri olma anlamı verir. Tamam mı? İstanbul peri masallarındaki şehirler kadar güzel görünüyor. Olumsuzluk eki de yok. Olumlu cümle. Sırf çantamıza dorukların özlemini doldurmuşuz. Doldurmamışız demiyor. Doldurmuşuz. Olumlu cümle. Okuduğum her romanla başka bir dünyaya dalıyordum. Dalıyordum olumlu. Bunlar fiil cümlesi. Neden? Yüklemler fiil değil mi? Bir cümlenin yüklemi fiilse o cümleye fiil cümlesi denir. Fiil cümlelerinde olumluluk şöyledir. Fiil cümlelerinde, olumlu fiil cümlelerinde yapma anlamı vardır. Olumlu isim cümlelerinde ise olma anlamı vardır. Mevcut anlamı vardır. Bir şarkıyı bitiremeyecek kadar acemiyim. Acemi değilim demiyor. Acemiyim diyor. Dış kapıyı açarken oldukça heyecanlıydım. Heyecanlı değildim demiyor. Heyecanlıydım. Olumlu isim cümlesi. Belki çok varlıklı değildik ama mutluyduk. Mutluyduk. Mutlu değildik demiyor. Mutluyduk diyor. Olumlu isim cümlesi. Var sözcüğü de cümleyi olumlu yapar. Şimdi var sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Eş sesli bir sözcüktür. Var sözcüğünün fiil hali de vardır, isim hali de vardır. Peki cümlede kullanılan var sözcüğü İsim midir, fiil midir, nereden anlarım? Var sözcüğünün cümledeki anlamına göre anlarım. Mesela
Neşe İzmir'e vardı dediğimde vardı fiildir. Ulaştı anlamındadır. Neşe'nin elinde 5 kitap vardı dediğimde bu cümlede vardı mevcut anlamında isimdir. Her dilin kendine özgü kalıpları vardır. Yüklem. Bu cümlede varmak, ulaşmak anlamında mı yoksa mevcut anlamında mı? Mevcut anlamında. O zaman bu cümledeki var isimdir, olumludur, olumlu isim cümlesidir. Yargının olumsuz bir durumu anlatması, cümleyi olumsuz yapmaz. Bakın, buna uyarı diyorum. Olumlu cümlede önemli olan yapılan işin, özür dilerim, güzelliği ya da çirkinliği değil. Cümledeki işin yapılıp yapılmadığı önemli. İş kötüymüş, iyiymiş bizi ilgilendirmiyor. İş gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bizi bu ilgilendiriyor. Mesela bu zamana kadar 100 adam öldürdüm. Olumlu bir cümledir. İş gerçekleşti mi? Evet. İşin iyi ya da kötü olması bizi ırgalamıyor. İş gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Önemli olan bu. Bir cümlenin olumlu olabilmesi için önemli olan cümledeki işin iyiliği, kötülüğü değil, cümledeki işin gerçekleşip gerçekleşmediği. Başına çok büyük bir felaket gelmiş. Olumlu cümledir. İş gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Ağaçtan düşüp ayağını kırmış. Olumlu cümledir. Kırmamış deseydi olumsuz olurdu. Yüklem olumlu. İş gerçekleşti. O zaman olumlu cümledir. Tamam mı? Eve hırsız girmiş. Olumlu cümledir. İş gerçekleşti mi? Hırsız eve girdi mi? Evet. O zaman olumlu cümledir. Buna bakacaksın. Unutma. Olumsuz cümle ne demektir? Yüklemi yapmama, olmama anlamı taşıyan cümlelerdir. Olumsuz cümlelerde uyarı, uyarı. Olumsuz cümlelerde bu cümlelere olumsuz anlam yok değil. Sızsız, sussuz ekleri veya mame, mazmez ekleri getirilir. Olumsuz cümlelerde yüklemde yok değil kelimelerinden bir tanesi ya da sızsız, sussuz, mame, mazmez eklerinden, olumsuzluk eklerinden biri mutlaka bulunur. Şimdi bakalım. Olumsuz fiil cümlelerine bakalım. Bakın yüklemlerde hep olumsuzluk eki olacak. Günlerdir bir Allah'ın kulu kapımı çalmadı. Bak çalmadı yüklem. Ma olumsuzluk eki. Olumsuz cümle. Yaşlı adamın yüzü hiçbir zaman gülmezdi. Mez olumsuzluk eki. Olumsuz cümle. Güçlü olanın her zaman haklı olduğuna inanmıyorum. Ma mu olmuş. Ünlü daralması yaşamış. Olumsuzluk eki. Olumsuz cümle. Şimdi olumsuz isim cümlelerine bakıyoruz. Hangi resmime baksam ben değilim. Ben değilim yüklem. Değil sözlüğü var. Olumsuz cümle. Kapının önünde oynayan çocuklar çok çelimsizdi. Çelimsizdi yüklem. Bak siz eki var. Olumsuz cümle. Pencereye dayanıp yolunu bekleyeceğim kimsem yok. Yok. Olumsuzluk bildiriyor. Olumsuz cümle. Yani fiil cümlelerini mame, mazmez, olumsuzluk eki olumsuz yapar. İsim cümlelerini sızsız, sussuz ekleri ve yok değil kelimeleri olumsuz yapar arkadaşlar. Sakın unutmayın. Yargının olumlu bir durumu anlatması cümleyi olumlu yapmaz. Bak şimdi bu cümlelerde tamam mı? Cümlenin anlamı olumlu bir şeyi anlatıyor. Ama cümlelerde olumsuzluk bildiren ek ya da kelime var. O yüzden bu cümleler olumsuz cümledir. Reşat Nuri başarısız bir yazar değildir. Şimdi anlamına baktığında sana güzel bir şey söylüyor. Başarılı bir yazardır demek istiyor. Ama bu cümle biçimce olumsuzdur. Neden? Değil sözcüğü kullanılmış. O kimse için kötülük düşünmez. Şimdi cümle olumlu, güzel bir durumu anlatıyor. Ama cümlenin yükleminde mez, olumsuzluk eki var. Bu cümle güzel bir durumu anlatsa da olumsuz cümledir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümlelere. Biçimce olumsuz yani cümle yok değil kelimelerinden bir tanesini ya da mame, sızsız, mazmez ekinden birini alıyor.
anlamca olumlu ama biçimci olumsuz oluyor. Cümlede yargıya yönelik iki olumsuzluğu cümleyi olumlu kılmasıdır. Bakalım örneğine. Harcanan emeğe ve paraya yanmıyor değilim. Bu cümleden yanıyorum anlamı çıkıyor. Anlamca olumlu. İş gerçekleşiyor. Yanıyorum. Anlamca bu. Anlamca olumlu. Ama cümlenin biçimine baktığımda değil sözcüğü yüklemde yer alıyor. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Benim aradığım özellikler bu çocukta yok değil, var anlamında. Benim aradığım özellikler bu çocukta var demek istiyorum. Anlam bakımından olumlu cümle ama biçim bakımından değil sözcüğü yüklemde yer aldığı için olumsuz cümle. Yeni açılan markette yok yok, yok yüklem burada. Tamam mı? Şimdi bu cümle anlamca olumludur. Her şey var. Çikolata var, sigara var, kola var, süt var, ayran var. Yeni açılan markette her şey var anlamında. Anlamca olumlu. Ama biçimine baktığımda yok kelimesi bulunduğu için biçimce olumsuzdur. Bazen yargıya yönelik tek olumsuzluğun da olumlu anlam yansıttığı olunur. Üzülme, sana iş mi yok? Biçimce olumsuz bir cümle, yok var ama anlamca olumlu. Bu çocuk sevilmez mi? Bak, anlamca olumlu, sevilir demek istiyorsun. Ama biçimce mez eki var yüklemde, olumsuzluk eki var, biçimce olumsuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle. Bir cümlenin anlamı olumlu ama cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da kelime olacak. Mesela onu sevmiyor değilim. Biçimci olumsuz, anlamcı olumludur. Seviyorum anlamında değil mi? Biçimci anlamcı olumlu. Onu sevmiyor değilim. Anlamcı olumlu. Biçimini düşün şimdi. Onu sevmiyor değilim. Mi eki var ve değil sözcüğü var. Biçimci olumsuzdur. Şimdi tam tersini göreceğiz. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz cümle. Şimdi biçimi olumlu olacak, anlamı olumsuz olacak. Yargıya yönelik olumsuz ifade olmamasına rağmen cümlede yapmama, olmama anlamının bulunmasıdır. Ne ailesine, ne arkadaşlarına yaranabilmişti. Şimdi bu cümlenin anlamını düşündüğümüzde yaralamamıştı anlamı var, doğru mu? Mesela ne aileme ne arkadaşlarıma yaranabildim. Yaranamadım anlamı var. Anlamı olumsuz. Ama biçimine baktığımda hemen yükleme bakacağım. Yaranabilmişti, olumsuzluk eki yok. O zaman bu cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Bu soğukta böyle incecik giyilir mi? Anlamına bak, giyilmez. Anlamca olumsuz. Biçimine bak, giyilir mi yüklem, olumsuzluk ekiyor. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Böyle bir rezaleti içine sindirebilirsen sindir. Sindir yüklem. Böyle bir rezaleti içine sindirebilirsen sindir. Sindiremezsin anlamı var değil mi? Anlamca olumsuz. Biçimine baktığımda yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk anlamı veren bir kelime yok. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Kendini eziyet etmekten kim hoşlanır? Hoşlanır yüklem. Yani kim hoşlanır? Yüklemde olumsuzluk eki yok. Biçimci olumlu. Anlamını düşünelim bir de. Kendini eziyet etmekten kim hoşlanır? Kimse hoşlanmaz. Anlamı olumsuzdur ama biçimi olumludur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir cümlenin biçimce olumlu ya da olumsuz olduğuna nasıl bakarım? Cümlenin yükleminde mame, mazmez, sız, sis, sus, süz eki var mı? Yok, değil kelimeleri var mı ona bakarım. Eğer varsa o cümle biçimce olumsuzdur. Unutmayın. Evet, bir örneğimiz var şimdi. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir? Yani yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk anlamı veren kelime olacak ama cümlenin anlamı olumlu olacak.
Evet. Sizi bekliyorum. A mı hocam? Evet. Başka cevaplar da alayım. Doğru yanlış demiyorum şu an. Evet. Başka cevap vermek isteyen? Aferin. Tabii ki cevap A. Anlattıklarını ciddiye almaz mıyım hiç? Anlamını düşünün ki önce. Alırım. Değil mi? Alırım anlamında. Mesela sizin bana söylediklerinizi ciddiye almaz mıyım hiç dediğimde alırım demek istiyorum. Anlamcı olumlu. Biçimine bak şimdi. Yükleme bak. Almaz mıyım? Almaz. Maz burada olumsuzluk eki. Biçimci olumsuz, anlamcı olumlu. Aferin. Evet, gelelim şimdi arkadaşlar. Ünlem cümlesi ne demek? Bildirdikleri duygulara göre cümlelerden ünlem cümlesi. Ani ya da yoğun bir duygu bildiren cümlelerdir. Ünlemin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Korku, sevinç, bıkma, öfke, şaşma, özlem gibi duyguları ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir. Ünlem cümlelerine sonuna ünlem işareti konur. Ünlem türündeki sözcüklerle, yansımalarla ya da tonlamayla kurulur. Bir duygu belirtir yani. Ünlem cümlesi duyguları yansıtır sana. Hani teşekkür getirirsem tatile gönderecektin. Sitem anlamı var. Ünlem cümlesi. Dikkat et, düşeceksin. Uyarma. Korkuyorsun, endişeleniyorsun o anda. Nasıl bu kadar ince dokunmuşsun ya? Şaşma. Derhal burayı terk edin. Öfke. Ne bitmez bir işmiş bu yahu. Bıkma. Ah nerede o gençlik yıllarımdaki dinamizm. Özlem. Ünlem cümleleri gördüğünüz gibi duygu bildiren cümlelerdir arkadaşlar. Şimdi yapılarına göre cümlelere geldik. Yapılarına göre cümle 4 dakika, 4,5 zamanımız var, devam edeceğim. Bir dahaki dersimizde ben yapılarına göre cümlelere tekrar döneceğim. Bu kısa zaman diliminde unutursunuz daha sonra. Yapılarına göre cümleler arkadaşlarım. 1. Basit cümle. 2. Birleşik cümle. 3. Sıralı cümle. 4. Bağlı cümle olmak üzere genel olarak 4'e ayrılır. Eğer soruda yapısına göre cümle derse basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı buna bakacaksın. Ve bunları tek tek iyi bilmen çok önemli. Yapılarına göre cümlelerden 1. Basit cümle. Tek yargı bildiren cümlelerdir. Yani tek yüklemi olan cümlelerdir. Unutma sakın bunu. Bu cümlede yargıyı yüklem sağlar. Yüklemden başka yargı, çift ve kişi anlamı veren sözcük veya fiilimsi bulunmaz. Yüklemden başka yargı, özellikle fiilimsi bulunmaz. Eğer fiilimsi bulunursa bir cümlede, o fiilimsi, o cümlenin yan cümlesi olur. Mesela beni dinleyerek not aldı veya beni dinleyerek ağladı. Ağladı yüklem. Değil mi arkadaşlar? Yüklem ağladı haricinde dinleyerek kelimesindeki erek zarf fiildeki beni dinleyerek yan cümle, ağladı temel cümle. Bu cümle beni dinleyerek ağladı cümlesi yapısına göre basit cümle değildir. Çünkü tek yüklem haricinde fiilimsi eki alan sözcük vardır. Mesela her yapıtında bir erdem zenginliği, temiz ve saf bir yürek vardır. Bak, vardır yüklem. Tek yüklem var. Yüklem haricinde kip kişi anlamı veren veya da fiilimsi ekini alan bir sözcük var mı? Bakalım. Yok, değil mi? Yapısına göre basit cümle. Türk şiirinin sorunlarını dünya şiirinin sorunlarından farklı saymamalıyız. Saymamalıyız yüklem. Yüklem haricinde fiilimsi eki alan sözcük var mı? Yok. Tek yüklemi var. Yüklem haricinde fiilimsi eki alan sözcük yok. O zaman yapısına göre basit cümle. Suyun üzerindeki tekneler dalgaların üzerinde yıldızlara doğru yükseliyor. Yükseliyor yüklem. Yüklem haricinde fiilimsi eki alan sözcük var mı? Yok. O zaman bu cümlede yapısına göre basit cümle. Basit cümlelerde tek yüklem bulunur. Basit cümlelerde yüklem haricinde fiilimsi eki alan yan cümle kesinlikle yoktur arkadaşlar. Sakın unutmayın bu özellikleri.
Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit cümledir? 2 dakikamız var. Evet. Okuyun lütfen. Tek yüklem bulacaksınız arkadaşlar. Birçok kişi zamanın kendisine yetmediğinden yakınır. Saçlarını iki yana minik püsküller halinde tutturmuştu. Eski dostlar kulübü tabelasının yazıları da eskimeye başlamıştı. Sabah gözlerimi açar açmaz karşımda seni görmeliyim. Gece boyunca çalıştığı gözlerindeki yorgunluktan belli oluyordu. Mesela E değil çünkü yüklem haricinde tık fiilimsi var. Denizli'ye baktığımda bakalım hemen çünkü süremiz çok az kaldı. Konuşmak da lazım. A'da yetmediğinden fiilimsi almış. C'de eskime. M isim fiil almış. E'de çalıştığı demiştik sıfat fiil almış. Ama B seçeneğinde tutturmuştu yüklem. Yüklem haricinde fiilimsi eki alan bir sözcük olmadığı için bu sorunun cevabı Bursa. Yani saçlarını iki yana minik püsküller halinde tutturmuştu cümlesi. Tek yüklemden oluştuğu için yüklem haricinde de fiilimsi almadığı için nedir? Yapısına göre basit cümledir. Çıkmayın arkadaşlar be. Arkadaşlar saat 3'te tekrar dersimiz var. Gruptan söylerim. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 3'teki dersimizde basit, yapısına göre basit cümleyi tekrar işleyeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.